Yurt dışına ihraç edilen meyve ve sebzelerden gelen pestisit kaynaklı şikayetler bu yılın ilk yarısında %300'e yaklaştı. Bu da gözleri tarımsal ilaç kullanımına çevirdi elbette ve uzmanlar çiftçilerin bilinçlendirilmesine şimdi işaret etmeye başladı. Vücuttaki hastalıklar pat diye olmuyor. Bunlar zaman içinde birikiyor. Bilinçsiz kullanılan tarımsal ilaçlar yediğimiz besinleri zehre dönüştürüyor. Ürünü korumak için kullanılan pestisit kaynaklı şikayetler artıyor. Yurt dışına ihraç edilen meyve ve sebzelerden gelen şikayetler yılın ilk ayında 259'a ulaştı. İhracatı en çok yapılan ürünlerden biri olan limon 65 bildirim sayısıyla pestisit kalıntısı olan ürünlerin başını çekiyor. Limonu, greyfurt, biber, mandalina ve portakal takip ediyor. Meyve ve sebzeyle birlikte farkında olmadan zehir de tüketiyoruz. Bu da birçok ölümcül hastalığı beraberinde getiriyor. Başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığa neden oluyorlar. Bunların en büyük sıkıntısı bunu yediğimiz zaman bir kere de olmuyor. Zaman içinde vücutta birikerek toksik özellik kazanıyorlar. Çünkü vücut bunları yabancı madde kabul ediyor. O yüzden bir süreç bu. Uzmanlar tarımsal ilaçlama konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesini işaret ediyor. Islatmak değil, gerçekten yıkamak. Yani akan suda tutmak veya bir kap içinde, bir su içinde uzun süre bekletmek. Bu yıkamak ve bu süreler de öyle 10 saniye, 5 saniye, hani bir dakika değil, 3 veya 4 dakika.